zaten fakirin fukaranın yediği şeylerde genellikle. Yani bir geliri yok ama gider çok fazla. Üretimin olmadığı yerde fahiş fiyatların artması kaçınılmaz. Öyle söyleyeyim, yani fahiş fiyatlar rezalet yani. Şahsi düşüncemi sorarsan ülkenin gitmiş olduğu durum hiç iyi değil. Son dönemlerde fahiş fiyatlar gündemde. Fahiş fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fahiş fiyatlar hakkında düşürülmesi lazım. Bir an önce alım gücü çok azaldı. Başka yapacak bir şey yok. Peki siz karşılaştınız mı fahiş bir fiyatla? Evet. Bilgisayar fiyatlarında. İhtiyacım olduğu zaman alamıyorum mesela bir parçasına. Fazla yüksek. Çok fazla. Hükümetimiz onları düşürür. Güveni yok hükümetimize. Tayyip Bey'e güveni yok. MHP'ye güveni yok. Onları aşağı indireceğine. Saygımız da sonsuz onlara. Fahiş fiyatlar tabii, ekonomide sıkıntılar var. Yani bu virüs kaynaklı olabilir. Savaş kaynaklı olabilir. Dış kaynaklı olabilir ama yani biraz da belli marketlerin, tekellerin bunları aşırı arttırdığını düşünüyorum. Tabii hükümet buna önlem alması gerekiyor yani. Denetleme mekanizmasıyla olsun, bakanlık olsun, bunun önlemini alması lazım. Ama biraz da bizim büyük firmaların fiyatları kendi aracılarla arttırmasını olarak düşünüyorum yani. Son dönemlerde fahiş fiyatlar gündemde. Fahiş fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonominin kötü yönetilmesi. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Dolar fırladı gitti, görüyorsun işte. 7 liraya geriledi de seviniyor millet. Bu yeni değil ki, 2 yıldır var. Patatesten, soğandan sonra buna döndüler. Marketlere döndüler. Yani bu yeni değil, millet yeni mi fark etti? 2 yıldır var bu. 150 liraya alıyorsak 4 poşet, şimdi 1,5 poşet. Dolmuyor bile 2 poşet 150 liraya. Yani en çok bunu alışveriş yapan insanlar bilir bu fiyatları. Ama devlet niye hala bekliyor? Niye müdahale etmiyorlar? Toplantı dediler, hani toplantıdan sonra da bir şey elle tutulur, gözle görülür. Şu anda hiçbir şey yok, bekliyoruz. Yazık bizlere, hele emekliler bizim gibi. Çok çok zor yani. Hayat çok zorlaştı bizim için. Çalışanların çoluğu çocuğu var. Bilmiyorum, Allah yardım etsin bize. Devlet bunu duyması lazım. Yetkililere buradan sesleniyorum yani, aşağı çekmeleri lazım. Hele şu özellikle kurumsal yerlere çok 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 denetlenmesi lazım. Onlar gelip mesela bir ürün yapıyorsun, onlar gelip seni 50 kere denetliyorlar o. İsmini söylememde sakınca var mı bilmiyorum. Ama onları denetleyen bence yetersiz. Yeterli değil. Vallahi şu an için çok iyi gitmiyor. Her şey zamlanmış durumda. İnsanlar tabii ki de hiçbir şey alamıyor. İhtiyaçlarını zor gücün karşılayabiliyor. Şu zamanda da tabii ki de nasıl diyeyim? Yani bir maaşta da yani iş nedir onun adı? Asgari ücretle de tabii ki de geçinmek zor. Vallahi ne düşüneyim? Artan fiyatlar insanları mahvetti. Ama düzelecek bu durum diye düşünüyorum. Ama insanların korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Tek bir lider olduğunu düşünüyorum. Ve bu durumları aşabileceğimize inanıyorum. Yürekten inanıyorum. O kişiye zaten baktıkça biliyorum ki biz hepimiz varız diyorum. Bir kişi değil, hepimiz. Yürekten katılıyorum. Valla şu anda marketlerde çok fazla. Normalde etiket fiyatları üzerinde ama kasaya geçtiğimiz zaman farklı oluyor ve çok yüksek. Bu konuda çok şikayetçiyiz. Yani buna bir el atmaları gerekiyor yani. Hiç memnun değiliz. Rahatsızız yani. İyi olduğunu düşünmüyoruz. Siz hiç fahiş bir fiyatla karşılaştınız mı? Evet, gıda maddeleri, temizlik, öyle, giyim. Piyasa yüksek, ne olduğunu bilemiyoruz. Peki siz hiç fahiş bir fiyatla karşılaştınız mı? Evet. Ne gibi mesela? Yağlarda falan 50 liralık yağlar 80 lira olmuş. Hiç iyi düşünmüyorum. Fiyatlar astronomik derecede yükseldi. Yani bunu dolara, euroya, döviz kurlarına bağlıyorlar ama döviz de biraz düşüşe geçti ama yine fiyatlar çekmedi.
Şahsi düşüncemi sorarsan ülkenin gitmiş olduğu durum hiç iyi değil. Yani enflasyon %14-15 oranında açıklama yapıyorlar. Bana göre biz ticaretle de uğraşıyoruz. Piyasada geziyoruz da görüyoruz da. Bence enflasyon %300. Diyeceğim bu yani. Teşekkürler. Yani gereksiz bir artış olduğunu düşünüyorum. Gerek gıdada gerek teknolojide. Yani bu süreçte çoğu insan zaten işsiz. Ya da aldığı zaten anca yetiyor. Fakat pazarda bile olsun, markette bile olsun her şeyin fiyatının arttığını görüyoruz yani halk olarak. Yani bir gelir yok ama gider çok fazla. Bilmiyorum, sonumuz ayrı olsun. Alım gücümüz sıfıra bindi. Hani zaten millet çalışamıyor. Bu durumdan dolayı da yani alma gücü de sıfıra bindiği için fiyatlar da fırladı. Yapacak bir şey yok. Peki siz hiç fahiş fiyatlı bir ürünle karşılaştınız mı? Yağlarda, deterjanlarda, peynir, sütlerde, bunlarda, kuru bakliyatlarda. Zaten fakirin fukaranın yediği şeylerde genellikle. Hepimizin kanayan yarası ama bu konuda ne söylesek boş kalacağını düşünüyorum. Çünkü ülkenin üretimi durmuş durumda. Son dönemlerde yapılan özelleştirmeler almış başında gidiyor. Bu hükümet döneminde 60 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. Henüz bugün haberde okudum. Üretimin olmadığı yerde fahiş fiyatların artması kaçınılmaz. Düşmesi için yapılan yatırımlar ancak kısa vadede çözüm olabilir. Hepimizin uzun süredir refahı ve mutluluğu için ülkede üretimin tekrar artması, Mustafa Kemal'in dediği her fabrika bir kaledir mottosu tekrar dönülmesi lazım. Yani bir emekli olarak rezalet olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar alışveriş yapmaktan artık korkar hale geldi. Yani doğru dürüst evine rızık götüremiyor. Bu çok kötü bir şey. Yani yetkili diye tabir ettiğimiz insanların bu işlere bir el atması lazım. Yani insanların şu dolaşan insanların %90'ı işsiz ve aç yani aç, resmen aç. Onun için emekli dersen perişan bir vaziyette. Ben bir de emekliyim. Aldığı 3 kuruş paraya yaptıkları zamla şöyle dönüp bir bakıp arkalarına acaba biz ne yapıyoruz? Yani biz insan mıyız diye düşünmeleri gerekiyor. Ama maalesef bu konuda öyle bir şey yok. Yani hiç ciddiye aldıkları yok. İnsanları ciddiye aldıkları yok. Onun için söylenecek hiçbir şey yok. Yani rezalet bir durumdayız. Öyle söyleyeyim. Yani fahiş fiyatlar rezalet yani.